Merhaba arkadaşlar. Size şimdi bu sütle alakalı biraz alışık olmadığınız bilgiler vermek istiyorum. Neden süt içiyoruz? Süt ürünlerini niye tüketiyoruz? Tamamen kültürle alakalı olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Yani asıl sorun şudur, onu baştan söyleyelim. Bu sahip olduğumuz yeme alışkanlıkları kültürümüzün çok hızlı ilerlemesinden kaynaklanıyor. Yani biyolojik olarak aldığımız yol kültürümüzün çok gerisinde kalmıştır. Hatta abartısız bir şekilde söyleyeyim, biyolojik olarak biz bir birim ilerlediysek, kültür olarak milyon birim ilerledik ki zaten ortaya çıkan hastalıkların neredeyse tamamı da bu kendi yarattığımız çevreye uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Ama tabii bize böyle bu bilgileri sağlıklıymış gibi veren otoriteye inanmak gibi bir şeyimiz var. Gafımız var, zaafımız var daha doğrusu öyle söyleyeyim. Otoritenin dediği ne yazık ki her şey doğru değil. Dahası hiçbir şey doğru değil bana göre. Neyse, şimdi bakın insan hariç hiçbir canlı ömrü boyunca süt tüketmez. Kedi süt içer diyebilirsiniz. İçer tabii. Önüne koyarsanız içer ama kedi için iyi bir şey değildir bu. Yani çocuğa da çikolata verseniz, şeker verseniz o da onu yer. O kedinin doğal bir beslenmeye sahip olduğunu açıklamaz bize. O bizim kendi hatamızdır yani. Kedilere süt vermeyin zaten sağlıksızdır. Yani süt kediler için de sağlıksızdır. Şimdi bir kere canlılar o sütü, inek diyelim, o sütü bizim için yapmaz. Onu bizim için ürettiği inancına sahip olmak bir ön yargıdır. Manipülasyondur. Misinformation. Yani bize öyle söylendiği için biz buna inanırız. Örnek veriyorum, arılar da balı biz yiyelim diye yapmazlar. Arılar balı kendileri için yaparlar. Biz sadece onları kullanırız yani. Bu kadar basit aslında. Şimdi inek sütü içmek için evrilmemiştir insanlar. Yanı sıra inekler de mısır yemek için evrilmemiştir. GDO'lu veya GDO'suz verilen mısır ineklere zarar verir. Ve bu da et ve süt yoluyla tabii ki hastalık olarak insanlara yansır. Sütün içerisinde laktoz denen bir süt şekeri olarak düşünebilirsiniz onu. Süt şekerini sindirmeye yarayan laktaz diye bir enzim var insan vücudunda. Sütte de laktoz var. Yani sütü içtiğiniz zaman eğer vücudunuzda laktaz enzimi yoksa sütü sindiremediğiniz anlamına gelir. Ve bu laktaz enzimi de insanlarda en fazla 2 yaşına kadar üretiliyor. Yani 2 yaşını geçtikten sonra o gen kapanır ve bir daha içtiğiniz sütü sentezini yapamazsınız. Sentezini yapamadığınız şey sonrasında da çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Hayvanlarda ve insanlarda yavru sütten kesildiğinde sütün sindirimini sağlayan enzimler yok olur. Yani insanda laktaz enziminin azalması insanın süte ihtiyacı olmadığının açıkça bir kanıtı. Şimdi doktorlardan sıkça duyarsınız bu laktoz intoleransı diye bir laf var. Böyle alengirli kelimeleri kullanmalarının sebebi şudur. Laktoz intoleransı dediğinde bunun sonucunda insanlara bir ilaç yazabilirsiniz. Ama gerçeği söylerseniz ve yapmanız gereken süt içmemek derseniz eğer ilaç falan da yazamazsınız. Vücutta sindirilemeyen maddeler zehire dönüşür. Zarar vermeye başlar. İyileşmesi için yapılan şey aslında çok basit. Süt içmeyeceksin. Yani bu kadar basit. Şimdi çiğ süt, sütün sindirimini sağlayan laktaz ve lipaz enzimlerine sahiptir. Canlılığını yitirmiş laktazı ve diğer aktif enzimleri içeren pastörize süt yetişkin mideler tarafından gerektiği gibi sindirilemez.
biberonla beslenen bebeklerin bile yaşadıkları bu karın ağrısı, solunum rahatsızlıkları, gaz ve diğer rahatsızlıkların da gösterdiği gibi çocuklar bile bu konuda sıkıntı çekiyor. Enzimlerin eksikliğini ve hayati proteinlerin değişmesi sütteki kalsiyumu ve mineral elementini erittiği de kuşku götürmez bir gerçek. Yani açıklanmış zaten bunlar. İnek sütü insanın sindirimi açısından uygun değil. Dahası pastörizasyon işlemi uygulanan sütün sindirimi daha da zorlaşıyor. İnek sütündeki demir oranı çok düşük. Bu yüzden bebeğinize inek sütü vermeniz zaten yapabileceğiniz en büyük hatalardan bir tanesi. Burada bahsettiğim şey inek sütünün yetişkin insanlara olan zararları. Doğa inekleri annelerinin sütünü ve otu ayrı ayrı sindirebilecek şekilde donatmıştır. Aslında bu durum farklıdır. Yani buraya dikkat edelim. İnek sütü insan midesine girdiğinde asidik sindirim sıvıları sütün topak halini almasına, bir nevi kesilmesine neden olur. Bu peynirimsi yapılar diğer besinlerin etrafını sarar. Bu topak yapıların bir an önce sindirilmesi gerekir. Bu yüzden düzenli süt tüketimi birçok sindirim sistemi sorunlarına yol açıyor. Bir süre sonra 12 parmak bağırsağı da zarar görüyor zaten. Şimdi kazein diye bir madde var. Şimdi laktozdan bahsettik. Bir de kazein diye bir protein var sütte. İnsan sütü ile bir insan için zehir olan inek sütünün en büyük farkı inek sütünün çok yüksek düzeyde kazein içermesidir. Yani insan sütünde o kazein yoktur. Çünkü kazein ne işe yarar? Toynaklı hayvanlarda işte boynuzların ve toynakların gelişmesine sebep olur. Ama bizde öyle bir şey yok ki, bizim boynuzlarımız yok, toynaklarımız da yok. Yani o zaman ne oluyor? Sindiremeyeceğim bir şeyi vücuda aldığında biraz önce dediğim gibi zehire dönüşüyor. Kazeinin bazı zararları var. Onlardan bahsedeyim kısaca. Yani renin maddesi tarafından midede parçalanır. Bu maddenin salgısı da 2 yaşında son buluyor zaten. Ve kazein dediğim gibi zehir haline dönüşüyor. Damar tıkanıklıkları, böbrek taşı oluşumu, bedende yumruların oluşmasına sebep oluyor. Kazeinin başlıca zararları bunlar. Sütün içinde diğer maddelerden de birçok farklı zararları var. İnek sütü eklem ve kemik sorunlarına da neden oluyor. Yani şu grafikte göreceksiniz, ülkelere göre 10 yıllık kalça kırığı geçirme ihtimalleri var. Ve osteoporoz riski en yüksek ülkeler yine en çok süt tüketen ülkeler. Kalsiyum da şöyle bir şey, aslında beyaz değildir. Yani reklamlara baktığınızda birçok yerde böyle kalsiyum yazınca karşınıza hep süt çıkar. İşte beyaz şeyler gösterilir. Rengi beyaz değil, böyle kahverengi gri karışımı bir rengi var. Halkın genel kanısına göre süt en iyi kalsiyum kaynağı. Yani halkın genel kanısını oluşturan da zaten otorite. Bu yanlış bir bilgi. Bilimsel bir geçerliliği de yok. Muhtemelen bu yanlış bilgi doktorların söylemlerinden kaynaklanıyor. Yani kalsiyumun süt gibi beyaz sanılmasından kaynaklanıyor. Şimdi kalsiyumun Latince ismi kireç anlamına gelen kalks sözcüğünden ortaya çıkıyor ve kireç de beyaz olduğu için kalsiyumun beyaz olduğu zannediliyor. Yani öyle düşünülüyor. Halbuki kalsiyum metalik gri renkte. Yani fotoğrafını da görüyorsunuz zaten. Bugün arama motorlarında görsellere kalsiyum diye yazdığınızda hep süt ürünleri çıkıyor. Gerçek ve sağlıklı kalsiyum kaynakları, işte bu sizin birçoğunuzun yiyecekten saymadığı yeşil yapraklı sebzeler, portakal, kabuklu yemişler, lahana, havuç, haşhaş gibi gıdalar. 1930'larda Dr. Francis Pettinger pastörize ve çiğ sütle beslenen 900 kedi üzerindeki etkilerine ilişkin 10 yıllık bir çalışma yürüttü. Bir grup yalnızca çiğ süt alırken diğer grup aynı kaynaktan alınan pastörize sütle beslendi. Çiğ süt içeren grup kuvvet bularak büyüdü. Hayatı boyunca sağlıklı, aktif ve canlı kaldı.
Ama pastörize sütle beslenen grup kısa sürede durgun, sersem ve normalde insanlarla ilişkilendirilen kalp krizi, böbrek yetmezliği, tiroid bozukluğu, solunum rahatsızlıkları, diş kaybı, kemik zayıflığı, karaciğer iltihabı gibi kronik ve yozlaştırıcı rahatsızlıklara karşı savunmasız hale geldi. Ama Dr. Pettinger'ın en çok dikkatini çeken ikinci ve üçüncü nesillerde olanlardı. Pastörize sütle beslenen grubun yavrularının hepsi pastörize sütten kalsiyum emilimini olmadığı için zayıf, küçük dişler, kalsiyum eksikliğinin açık ifadesi olan güçsüz kemiklerle doğdular. Yani bu, tabii bu arada şunu da söyleyeyim, ben kişisel fikrimi, ben hiçbir hayvanın üzerinde deneme yapılmasını taraftar değilim. Yok, yapılmazsa ilerleyemezmişiz. Keşke ilerlemeseydik yani. İlerlediğimiz için bunlar hep böyle oldu. Neyse, konumuza dönelim. Çiğ sütle beslenen grubun yavruları ebeveynleri gibi sağlıklı kaldı. Pastörize sütle beslenen grubun üçüncü kuşak yavrularının birçoğu ölü doğarken kurtulanlar ise kısırdılar ve üreyemiyorlardı. Çiğ sütle beslenen grup soyunu sürdürürken pastörize sütle beslenen grupta dördüncü nesil olmadığı için deney bitmek zorunda kaldı. Eğer bunlar pastörize sütün zararları etkilerinin yeterli kanıtı değilse, ticari süt endüstrisinin kabul etmekten tiksindiği, kendi annelerinden alınan pastörize sütle beslenen buzağların genellikle 6 hafta içinde öldüğü gerçeğini dikkate almak lazım. Çiğ sütün lehinde, pastörize sütün aleyhinde bulunan bu gibi bilimsel kanıtları ve 20. yüzyılın başlarına kadar insan türünün çiğ sütle beslendiği gerçeğine rağmen bugün Amerika'da, başta Amerika olmak üzere tüm dünyada, yani birkaç yer hariç, çiğ süt satmak yasal değildir. Aynı yasakların ülkemizde de başladığını hatırlatmak isterim ki buraya bir link koyacağım, oradan haberi okursunuz. Bayağı da oluyor yani. Doğal niteliklerinden uzaklaştırılmış süt insan ömrünü uzatmada hiçbir fayda göstermezken, sütü pastörize etmek raf ömrünü uzattığından süt endüstrisi için daha karlı. Dahası pastörizasyon işlemi olmasa da bazı tehlikeli mikropları öldürerek sıhhi olmayan mandıralardaki hasta ineklerden alınan sütün göreceli olarak zararsız hale getirir ve bu da süt endüstrisinin maliyetini azaltır. Dr. Pettinger'ın pastörize sütle beslenmiş kedilerin kısırlaşması ve gücünü yitirmesi için yalnızca 3 kuşak geçmesi yetmiş. Amerikalıların ve Avrupalıların neredeyse aynı sayıdaki kuşağı pastörize sütle beslenmiştir. Bugün kısırlık Amerikan çiftleri için başta gelen sorunlardan biriyken, kalsiyum eksikliği de öyle yayılmıştır ki Amerikalı çocukların %90'ı kronik diş çürümesi sorunlarıyla karşı karşıyadır. Tabii bu sadece sütte yok, bunun içinde yani şey var, şeker var. Başta şeker de çok ciddi zararları var. Yani diş çürümesinin birinci sebebi şekerdir zaten. Ve diş macunlarıdır. O da ayrı bir konu. Aynı zamanda bu durum süt yağının küçük parçacıklarının ince bağırsağın duvarından kolayca geçmesine izin vererek doğal niteliğini kaybetmiş ve yağ kolesterolünün vücut tarafından emilme miktarını büyük oranda arttırıyor. Aslında homojenize sütten saf kremadan aldığınızdan çok daha fazla süt yağı alırsınız. Kemik erimesi rahatsızlığı olan kadınların pastörize süt ürünleri ile ilgili gerçekleri dikkate almaları şart. Doğal niteliklerinden uzaklaştırılmış bu süt bu durumu önlemek için yeterince kalsiyum sağlamaz. Büyük miktarlarda pastörize süt ürünleri tüketen Amerikalı kadınlar dünyanın en yüksek sayıdaki kemik erimesi vakalarından muzdariptirler. Şimdi ben bu konuşmalarımda, yazılarımda genellikle hep Amerika'yı örnek veriyorum. Çünkü yani bu gibi istatistikler böyle büyük ülkelerde yapılıyor. Türkiye ile alakalı çok istatistik olmadığı için Amerika'dan örnek vermek zorunda kılıyorum. Yaptığım araştırmalar sonucunda en uygun şeyleri, istatistikleri onlar yapmış. Kuzey Dakota'nın Grand Forks şehrindeki insan araştırma merkezinde yapılan çalışmalar şunu gösteriyor.
Boron elementi kalsiyumun besinlerden emilmesine ve kemik yapımında kullanılmasında temel bir role sahip. Daha da dikkate değer bir nokta şudur. Yeterli miktarda boron verildiğinde kadınların kanındaki östrojen seviyesi batıda kemik erimesine karşı genel bir geçici önlem olan östrojen yenileme terapisinde duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak iki katından daha fazla artıyor. Borunu nereden buluruz? Yani özellikle elma, armut, üzüm, fındık, lahana ve diğer lifli sebzeler gibi kalsiyumda bulduğumuz taze meyve ve sebzelerden doğa zaten ihtiyacımız olan hayati besin kaynaklarının tümünü birbirini tamamlayan şekilde bolca sağlıyor. Ama insan onları öldürene kadar pişirmekte ve işlemekte ısrar eder ve sonra da diyetin neden işe yaramadığını düşünür durur. Şimdi şöyle bir durum var. Herhangi bir gıda maddesini doğal da olsa ne kadar fazla işlemden geçirirseniz o kadar zararlı hale getirirsiniz. Yani yapılması gereken şey mümkün olduğunca gıdaları doğal haliyle tüketmektir. Örnek veriyorum. 45 dereceyi geçen bütün sıcaklıklarda o pişirdiğiniz sebzeler içerisindeki yani sindirmeye yarayan enzimlerin tamamını kaybeder, vitaminler de ölür. Karnınız doyar belki ama beslenmiş olmazsınız. Yani sadece vücudu yorarsınız. Mideniz midenize gazete kağıdı doldurduğunuzda da tokluk hissedebilirsiniz. Yani bunun gibi düşünün. Yetişkinler harika bir besin olan çiğ sütü temin edemedikleri sürece günlük diyetlerinde yer alan sütü yeniden gözden geçirmek zorundalar. Tabii mükemmel dediğime bakmayın. Aslında çiğ süt homojenize sütün iyisidir. Şöyle söyleyeyim. Kötünün iyisidir daha doğrusu. Çocukları güçlü ve sağlıklı büyüsünler diye pastörize sütle tıka basa doldurmak açıkçası düpedüz delilik. Çünkü en basitinden onlar içindeki besinleri ayırıştıramazlar. Aslında doğal niteliğini yitirmiş süt ve süt ürünleri bağırsakları tabaka tabaka balçık gibi çamurla tıkayarak organik besinlerin emilimine engel olduğundan erkekler ve kadınlar ve çocuklar diyetlerindeki tüm pastörize süt ürünlerini çıkarmak zorunda. İnek sütü buzağlar içindir ve bebekler de sütten kesilene kadar anne sütüyle beslenmelidir. Doğa her iki tip sütü ve sindirim sistemini buna göre tasarlamıştır. Anne ineğin pastörize sütüyle beslenen buzağların genellikle 6 hafta içinde öldüğü bilimsel olarak belgelenmiştir ki bu da pastörize inek sütünün buzağı için olduğu gibi insan için de sağlığa yararlı ve hayat veren bir besin olmadığını gösterir. Buna rağmen yetişkin insanlar doğal niteliklerinden uzaklaştırılmış salgıyı, yani sütü hem bebeklerine içirirler hem de kendileri tüketirler. İnek sütü, insan sütünün 4 katı protein ve sadece yarısı kadar karbonhidrat içerir. Pastörizasyon, inek sütünün içinde bulunan yoğun proteinin sindirilmesini sağlayan doğal enzimi yok eder. Böylece bu fazla süt proteini bağırsakları çamurla tıkayarak insan sindirimini yani çürür, sindirim yolunda çürür. Bu çamurun bir kısmı kana sızar. Süt ürünlerinin günlük tüketimiyle bu kokuşmuş çamur biriktikçe vücut çamurun bir kısmını deriden, işte bu cilt hastalıklarında görüyoruz bunu, sivilce, leke, egzama, sedef, birçok dermatolojik rahatsız sayılabilir. Ve de ciğerlerden nezleyle dışarı atarken kalanı içeride iltihaplanır. Enfeksiyonlara sebep olan mukoz oluşur, alerjik tepkilere yol açar, eklemleri kalsiyum tortularıyla sertleştirir. Kronik astım, alerji, kulak enfeksiyonları ve sivilcelerin birçok çeşidi süt ürünlerini diyetten çıkarmakla kolaylıkla iyileşebiliyor.
Pastörize inek sütünün kadınları güçten düşüren etkileri süt üretimini arttırmak için ineklere enjekte edilen sentetik hormonlarla daha da şiddetleniyor. Bu kimyasallar titizlikle dengelenmiş dişi endokrin sistemine çok fazla zarar veriyor. Food and Healing yani besin ve iyileşme adlı kitabında besin terapisti Anne Marie Colbin süt ürünlerinin kadınlar için yarattığı felaketi şöyle açıklıyor. Süt, peynir, yoğurt ve dondurma gibi süt ürünlerinin tüketimiyle yumurtalık tümörünü ve kistlerini, vajinal akıntıları ve enfeksiyonları da kapsayan dişi üreme sistemindeki çeşitli hastalıklar kuvvetle bağlantılıdır. Bu bağlantının süt ürünlerinin tüketimine son verdiklerinde problemlerin azaldığını veya tamamen yok olduğunu bildiren tanıdığım sayısız kadın tarafından defalarca doğrulandığını gördüm. Lifli tümörlerin geçtiği veya dağıldığı, rahim kanserinin durduğu, adet düzensizliklerinin düzeldiğini duyuyorum. Kısırlık bile bu yaklaşımla birkaç örnekle ortadan kalkmış gibi görünüyor. Birçok kadın ve erkek doktorların iyi bir kalsiyum kaynağı olduğunu söylediği için süt ürünlerini tüketiyor. Bu batıl bir tavsiyedir. Doğrudur, 100 gramında 33 gram kalsiyum bulunan insan sütü ile karşılaştırıldığında inek sütü her 100 gramında 118 mg kalsiyum içerir. Ama ayrıca inek sütü 100 gramında insan sütüne 18 mg bulunan fosfordan 97 mg içerir. Fosfor sindirim yoluyla kalsiyum ile birleşir ve aslında kalsiyumun emilimini önler. New York Devlet Üniversitesi Tıp Merkezi'nin pediatri bölümü başkanı Dr. Frank Oski şöyle diyor. Yalnızca kalsiyum fosfor oranı 2 ila 1 olan besinler temel kalsiyum kaynağı olarak kullanılmalıdır. İnsan sütünün oranı 2.35'e, bir inek sütününki yalnızca 1.27'ye, İnek sütü ayrıca 100 gramında 16 mg sodyum içeren insan sütü ile karşılaştırıldığında 50 mg sodyum içerir. Yani süt ürünleri muhtemelen modern batı dünyasının diyetinde en yaygın aşırı sodyum kaynaklarından biridir. Bununla beraber inek sütü daha iyi sindirilen ve sağlığa yararlı olan diğer besinlere de daha iyi bir kalsiyum deposu değildir. 100 gramında 118 mg kalsiyum bulunan inek sütünü diğer besinlerin 100 gramı ile karşılaştırın. Badem 254 mg, brokoli 130 mg, kıvırcık lahana 187 mg, susam tohumu 1.160 mg, bir tür su yosunu olan kelp 1.093 mg ve sardalya balığı 400 mg. Kemik erimesine gelirsek, bununla daha çok beslenmedeki kalsiyum eksikliğinden değil, özellikle şeker gibi kemiklerden ve dişlerden kalsiyumu süzen beslenme etkenlerinden kaynaklandığını görürüz. Şeker, et, rafine nişasta ve alkolün tümü kanda sürekli bir asit ortamı yaratır. Ve asidik kanın kemiklerden kalsiyumu çözdüğü bilinir. Osteoporozu düzenlemek için en iyi yol yukarıda belirtilen süt ürünü haricindeki kalsiyumcu zengin besinleri tüketirken aynı zamanda kemiklerden kalsiyum çalan asit artırıcıları diyetten çıkartmaktır. 3 mg boron minerali takviyesinde kemiklerin kalsiyumu emmesine ve tutmasına yardım ettiği görülür. Geleneksel Çin tıbbı açısından bakarsak süt bir çeşit cinsel özdür. İnsan türünün başka bir türün cinsel özünü içmesi özellikle kadınlar için sadece hastalığa yol açar. Çünkü içerdiği hormonlar insanın endokrin sistemine hassas dengesini bozar. Eğer süt ürünleri içmekte ısrarlıysanız en iyi tercihiniz insan sütünün besinsel karışımına ve dengesine yaklaşan keçi sütü olmalıdır. İnek sütünden yapılmış yegane tehlikesiz ürünlerden sindirilebilen bir yağ olan taze tereyağı, laktobakteri tarafından sizin için önceden sindirilmiş taze mayalanmış yoğurttur. Ama bunlar bile makul ölçülerde ve mümkünse çiğ, pastörize olmayan sütten yapılmış olmalıdır.